İsveç Alevi Federasyonu çatısı altında Alevilerin bir örgütlülüğü var. Dernekleri var. Derneklerin içerisinde yer alan Aleviler İsveç eğitim sisteminde, inanç sisteminde zaten 2008'de inanç olarak Alevilik kabul edildi. Şimdi oradan ülkemizle kıyasladığımız zaman ülkemizde Aleviler inanç olarak ne tanınıyor ne de hukuksal olarak yasal bir hukuk Zemine devleti oturtulmamıştır. zemine oturtulmamıştır. Yani bunu yaşadığımız ülkede hayata geçirmenin bizim için bir kazanımdır yani. Aleviler olarak. Bu da örgütlülüğün vermiş olduğu bir kazanım. Şimdi İsveç'teki Aleviler dağınık olmasına rağmen dağınık bölgesel olarak dediği da bir dağınıklık, yerleşim olarak dediğimiz bir dağınıklığı biz örgütsel olarak toparlamaya çalışıyoruz. Tarihsel özümüzü ve sürecimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü yaşadığımız coğrafyada Aleviler bugüne kadar katliamlara uğramış, ezilen bir kesim. Biz de buradan yola çıkarak, yani bir ihtiyaçtan yola çıkarak örgütlülüğü temel aldık hani bu zemine oturtmak. Yaşadığımız ülkenin bize ve sunmuş olduğu demokratik çerçevedeki haklarımızı hayata geçirmenin Neticesinde. koşullarını sağladık. Bizim bu çalışmalarımız devlet tarafından destekleniyor. Ama bu destekler müdahale anlamında değil. Diyor ki benim için sizler kültürel anlamda, yaşam anlamında bir zenginliksiniz. Korunmanız gerekiyor, taşımanız gerekiyor diye ön ayak oluyorlar. Ama bunun için Türkiye'ye. Türkiye'ye tabii ki bunu kıyasladığımız zaman mümkün değil. Bizler bu talebi de bulunduğumuz zaman karşılığı katliamdır. Diyoruz ya inkarın inkarını yaşıyoruz. İşte inkarın inkarı da beraberinde korkuyu, beraberinde asimilasyonu getiriyor yani. Ülkede yani dayatma var. Orada bir derstir, bir araştırmadır, bir bilgidir, bir tarihselliğin içeriğinin öğrenilmesidir, öğretmesidir. Bunu sana dayatarak sen bu olacaksın diye dayatılmıyor yani. Bir eğitimin bir parçasıdır hani. Eğitim dendiği zaman içine araştırma girer, kültür girer, sanat girer. O inancın veya o dalın öğrenilmesi, doğru şekilde öğrenilmesi ve bilinmesi demektir. Ama bizdeki şey dayatmaktır, Tek düze. şekillendirmektir, kendine göre bir düşünce sistematiğini oluşturmak. Hiçbir İsveç sisteminde bir imam, bir hoca veya bir kilise görevlisi gidip o şeye dahil olmuyor yani. Nasıl diyeyim? Kilisenin ne tür bir işlevi var? Kilisenin dayatımı toplumun üzerinde etkisi nedir? Onu göremiyorsun. Yani kendin bile göremiyorsun. İçinde olduğun halde göremiyorsun yani. Müslümanlar da vardır. Farklı işte Aleviler de vardır. Ezidiler de vardır. Zerdüşler de vardır. Budistler de vardır. Bir inanç kurumu olarak kabul edilmişsin. Senin yasal ve hukuksal bütün güvencelerin sağlanmış demektir. Ve senin sağlanmış olduğun bu hakkın karşısında nasıl diyeyim bütçe ayrılıyor ve eşit bir şekilde de dağıtılıyor. Yozlaşmanın ve siyasi gelişmelerin en yoğun asimilasyonun en yoğun olduğu bir süreçte geçiyoruz ve geçirildik. Bunların karşısında Alevi örgütlülüğünün çok dayanışma, mücadele, çevresinde birlikte olan demokratik kurum ve siyasi
platformlarda kendini göstermesi gerekiyor. Taraf olmak değil, alternatif arayışı içinde olması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri yine bütünleşmesi gerekiyor. Çünkü tek başına var olamazsın. Tek başına bir mücadele yine bir yere varamazsın. Kendi gerçekliklerimizi gelecek nesillere ve kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Türkiye'deki inanç kurumlarının örgütlülüğü ve Avrupa'daki örgütlülüğünün bütünleşmesi gerekiyor. Biz Aleviler ve Alevilik mi konuşalım, Alevileri mi konuşalım, Aleviliği mi konuşalım? Böyle bir şey de var. Aleviler arasında kurumsal farklılıklar da var. Bu farklılıklar zaman içerisinde bizi eritiyor da yani. Geçmişteki ayrımcılığın, asimilasyon adını bulmaya çalıştığım bütün sorular bu örgütlülük içerisinde hani öğrendik, öğrettik, tamamladık. Devletin politikaları yok sayma, asimilasyon yani entegreden çok entegre etme, yok sayma, kendini dayatma.